veya bu yatırımı gerçekleştiren Alparslan Bey ve Hasan Bey'e teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bugün bir kampüsün daha burada duyurusunu yapıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında böyle bir okulun açılacağını söylüyoruz. Sizlere ben Bahçeşehir Koleji'nin, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın nereden geldiğini birazcık bahsedeyim. Bizim grup Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'dır. Bu sene 51. yılı. 1968 yılında Türk Milli Eğitimine hizmet etmeye başlayan bu kurum bugün Avrupa'nın en büyük eğitim grubu, dünyanın da sayılı eğitim gruplarından birisi. Bahçeşehir Kolejleri'yle, Uğur Okulları'yla, Bahçeşehir Üniversitesi'yle ve yine dünya üzerinde 5 noktada, İstanbul'un dışında 4 yerde üniversitesi olan büyük bir organizasyonumuz. Bizim yaptığımız tek bir iş var, o da eğitim. Herhangi bir sektörden gelip okul açmadık. Bendeniz 40 küsur yıldır bu kurumlara liderlik yapıyorum. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bizim tabii ki bunlara başlarken ve yolumuza devam ederken halen de hedefimize vardık mı deseler hayır varamadık derim. Bizim hedefimiz varacağımız nokta Cumhuriyetimizin kurucusunun gösterdiği o muasır medeniyet düzeyidir. Biz o düzeye ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Türkiye'nin sorunları var. Türkiye'nin bu sorunları aşması ve aynı zamanda da dünya insanlık aleminde hak ettiği yerde olmasının yolu, hele de bu çağda iyi eğitim. Eğer biz iyi eğitimi çocuklarımıza kazandıramazsak, biz o muasır medeniyet düzeyine gidemeyiz. Gelişmiş ülkeler düzeyinde olamayız. Bizim bugün 10 bin dolar civarında milli gelirimiz var. Şimdi bu sayıyı yükseltmemiz lazım, bu rakamı yükseltmemiz lazım. İnsanımızın barış içinde, huzur içinde, zenginlik içinde yürümesi lazım, yaşaması lazım. Bunun yolunu başka yerlerde aramak ahmaklık olur. Bunun yolu eğitimdir. İyi eğitimdir. Dünyanın ister en gelişmiş ülkesi olsun, isterse geri kalmış bir ülkesi olsun, şu anda bu yüzyılda, bu yıllarda uğraşılan konu eğitim. Bugün dünyanın süper ülkesi denilen Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci önceliği üzerinde durduğu konu eğitim. Nasıl bir eğitim yapacağız? Ve biz 21. yüzyıl becerilerini çocuklara nasıl vereceğiz? Bununla uğraşıyorlar. Bununla uğraşırken o zaman eğitim anaokulundan üniversiteye kadar A'dan Z'ye çok şey değişiyor ve değişmeye de devam edecek. Bizim hayalimiz Türkiye'nin her noktasında olmak, her noktasına kaliteli eğitimi eşit götürmek, Tekirdağ'daki eğitim öğretim kalitesi neyse Iğdır'da da o olacak, Muş'ta da o olacak, İzmir'de de o olacak, İstanbul'da da o olacak. Bu mümkün mü? 50 yıldır tecrübemiz şunu göstermiştir ki biz bunu yaptık, yapacağız demiyorum, yaptık, başardık ve bu eğitim kalitesini her yere rahatlıkla götürebiliyoruz. Genel müdürüm söyledi, 12 bin öğretmenimizle biz bu hizmeti sürdürüyoruz, devam ediyoruz. İşte karşıda gördüğünüz bu kampüs, fiziksel yapı itibariyle bugün dünyanın
Neresine giderseniz gidin, en gelişmiş ülkelere gidin. Ben hemen hemen dünyadaki büyük, güçlü ülkelerin iyi okullarını gezmişimdir. Yani bugüne kadar binlerce okul gezmişimdir. Bana dünyanın en iyi okulu neresidir deseler, hemen hemen aşağı yukarı biliyorum. Bunlarla kontaklarımız ve ilişkilerimiz var. Buradan çok daha iyi değiliz. %99'u bu seviyede değiliz. Tekirdağ'daki bu okuldan bahsetmiyorum. Aynı zamanda Iğdır'daki okuldan da bahsediyorum. Bunu anlatmak ve buna inandırmak zor. Öncelikle sizleri, bizleri Türkiye'de bunu anlattığımız zaman nasıl yani? Almanya'da böyle okul yok mu? Amerika'da, koskoca Amerika'da böyle okul yok mu? Böyle okul var. Bundan biraz daha iyi okul da vardır da sayıları çok azdır. Oradakilerin %99'undan daha iyidir. Biliyorsam nerede bulacağını eğer yolunu yöntemini biliyorsam arzun ve iraden varsa onu yerine getirip yapabiliyorsun. Dedim ya bizim arzumuz var, bizim hırsımız var. Bu sektörde lise son sınıftaki bir öğrenci olarak ben başladım. 3 odalı dershanede başladım. O gün bugün bu sektörde çalışıyorum. Ama arzuluyorum, istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. O da dünyanın en iyi okullarından birisi olmak. Türkiye'de bir dünya markası yaratabilmek. Eğer biz Türkiye'den dünya markası bir eğitim kurumu çıkarabilirsek, işte o ülke bir yere gelmiş demektir. Bizim markamız yok. Herhangi bir konuda yok. Tekstil ülkesiyiz, onda bile markamız yok. Yok. Eğitim kurumu olarak zaten yok. İlk 500 arasına giren üniversitemiz yok. 200 tane üniversitemiz var. İlk 500'e giren üniversitemiz yok. Biz bunları elde etmeden Türkiye'de milli geliri 10.000'den 20.000'e çıkaramayız. Çünkü hele de gelecekte bütün uğraşımız, hedefimiz ya gelişmiş ülkeler düzeyinde bir ülke olacağız ya da 3. dünya ülkesi olacağız. Şimdi hemen başlayıp bu çağı yakalayabiliriz. Biz sanayi devrimini es geçtik, yakalayamadık. Şimdi bu çağı yakalamamız lazım. Bu çağı yakalayabilmemizin de koşulu beşeri sermayeyi güçlendirmektir. Yatırımını insana yapmaktır. Çocuklarımıza biz iyi eğitim verdiğimiz takdirde gerisi kolaydır. Zengin olmamız lazım. Eğitim zenginlik içindir. Ben okula niye eğitim ki? Gelecekte belki okul zorunluluğu da kalkacak. Ben eğer okula gidiyorsam maddi manevi zenginlik için gidiyorum. Huzur için gidiyorum. Daha iyi yaşamak için gidiyorum. Yoksa okulun okur yazarlar her yerde öğrenirsin. Bunun için gidiyorsam o zaman doğru eğitim benim almam gerekir. Bu eğitimin nasıl alınacağını da biliyorsam işte bu kampüste bunların bütününü yapmak mümkün olur. Tek bir ihtiyaç kalıyor. O da bir eğitim sektöründe en önemli ihtiyaçtır. İnsan, insan sermayesi, yönetiminden öğretmenine kadar kadronun güçlü olması lazım. Kadro, yani öğretmenler çok iyi olması lazım. Maalesef eğitim sistemimizin en büyük problemi öğretmen yetiştiren fakültelerin bana göre iyi bir öğretmen yetiştiremediğidir. Üniversiteyle ilgili bu çalışmalarım var. 20 yıl oldu Bahçeşehir Üniversitesi kurulalı. Eğitim fakültemiz de var.
Ve Türkiye'de de bu kadar sayı var ama öğretmeni yetiştiremiyoruz. Biz bütün öğretmenlerimize her yıl hizmet için eğitimler veriyoruz. Yetişmesi lazım. Öğretmenin her gün öğrenmesi lazım. Biz okullarımıza filan yerde çok anlı şanlı bir öğretmen var. Onu alalım, onu transfer edelim ve gitmiyoruz. İyisi tabii ki alıyoruz. Ama biz çok bilen değil, öğrenmeye açık öğretmen istiyoruz. Çağ durmuyor. Türkiye'de öğretmenliğe başlayan bir arkadaşımız emekli olana kadar başka hiçbir ders almadan, başka bir kursa gitmeden emekli oluyor. Öbür ülkeler öyle değil. 2 yılda bir, 5 yılda bir belli bir alanda sertifika almak zorundasın. Sertifikanı almıyorsan öğretmenliğinde iptal oluyor. Çünkü çağ değişiyor. Öğretimin çok şeyleri değişti. Onun için bize buradaki açılacak olan bu kampüse dünyaya açılan pencere olarak Tekirdağ'a bakabilir. Eğitimiyle, kültürüyle her alanda danışmanlık hizmetini alabileceğimiz yer bakabilir. Ekonomi değişecektir. Tekirdağ'a bakın. Ahalinin burada neyle geçindiğini bir düşünün. Burada yaşıyorsunuz. Buradaki herhangi bir markamız yok. Hayvancılık varsa, süt peynir varsa marka yok. Olamazsınız zengin. Fasonculukla bir yere gidemeyiz. Onun için yeni ekonominin dinamiklerini bilmek lazım. Bizim daha 2. sınıfta, dün bana geldiler. 2 öğrenci şirket kurdu. Kurmuş, dün öğrendim. Yazılım yapıyorlar. Tam izah edemeyeceğim. Şehirdeki esnafın, yani küçük esnafın dijitalleşmesi konusunda onlara destek olan bir aplikasyon yapmışlar. Mükemmel. Hocam dedi, 30 milyon dolar İngiltere'den yatırım aldık dedi. Şimdi bunu piyasaya sürecekler. Bu şirketin değeri belki 100 milyon dolar olacak. İki tane çocuk üniversiteye giden. Biri idari bir bölümde okuyor, birisi de mühendislikte okuyor. Buna benzer dünyada çok uygulamalardan bahsedebiliriz. Kırklar elinde söyledim, WhatsApp'ta yazışıyoruz hep birbirimizle değil mi? WhatsApp 19 milyar dolara kaç kişinin çalıştığı yer kaç sene önce satıldı. Bugünkü değeri 60 milyar dolar. Biz bunlara Türk Hava Yolları'nı koy, öbürünü koy, öbürünü koy, bir o kadar yapamıyoruz. Apple bir şirket Türkiye bütçesinden çok daha büyük. İşte elektrikli arabayı yapan ne yaptı? 120 yıllık Ford'un liderliğini yıktı. Bu teknoloji, yani bu çağ diğerlerinden farklı olacak. Bunun yolunun buradan geçtiğini artık bilmemiz lazım. Ve ona göre de eğitimi dizayn etmemiz lazım. Şunu hep bilin ve gurur duyun. Böyle bir okul dünyada ilk %1, %2'ye girer okul olacaktır. Sizlere okulun içinde onlar var, konferans salonlarımızda, yüzme havuzlar, bunlar artık geçti. Bu kadar gördüğünüz güzel bu kampüs çok önemli, inşaatı da önemli. Ama eğitimdeki işi, işlemi, işin %30'udur. Geri kalan içeriktir. Yani hepsinin başına kolej yazdığın zaman kolej olmuyorsun. Şimdi bunu tepesine biz Harvard Üniversitesi yazsak, Harvard Üniversitesi olur mu? Olmaz. Bir laf var da şimdi burada onu söylemeyeyim. Hani eşek ölür, şey değiştirdiğin zaman yine eşeklikten kurtulmaz diye söyledim. Böyle bir şey olmaz. İçerik en önemli şeydir. Yayınından, kitabından, defterinden, öğretmenine kadar önemlidir. Biz her noktaya gidip bu eğitim öğretimi vereceğiz. Amerika'nın başkenti Washington DC'de bir üniversitemiz var. Amerikan üniversitemiz. Almanya, Berlin'de bir Alman üniversitemiz.
Gürcistan'da Batum'da bir Gürcistan Üniversitesi, Kıbrıs'ta bir üniversite ve İstanbul'da dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim kurumlarımız var. Niye bunu söylüyorum? Buradaki her bir çocuğumuzun yolunu, izini gösterebileceği dünyada önemli merkezlerimiz var. Şimdi Kanada'da bir lisemiz var. Geçti yıl oldu alalı. Bu lise şimdi uzaktan eğitime de başlayacak. Burada okuyan öğrenci, lisede okuyan öğrenci dilerse, isterse online olarak uzaktan Kanada'daki diplomayı da alacak. Yani aynı zamanda buradan mezun olurken hem Türk diploması alacak hem de Kanada'daki bir okul diplomasını alacak. Ne işine yarayacak? Kanada'da ve Amerika'da üniversiteye girmesi daha kolay olacak. Kanada'da ve Amerika'daki üniversiteler kendi vatandaşlarını, oradan mezun olanlara devlet üniversitelerinde 6-7 bin dolar aşağı yukarı ortalaması, ama siz Türkiye'den gittiğiniz zaman 12 bin dolar. Ücrette de farklılık var. Hadi ücretin var, kabul alman zor. O anlamda İngiltere'deki kuracağımız üniversitede yakında 5-6 aya kadar biteceğini umuyorum. Biz böyle büyük bir eğitim kurumuyuz. Tekirdağ'daki bu kampüsün projelerini biliyorum. Neler olacağını çok iyi biliyorum. Bunları 4 ay sonra, Ömral Bey burada mı? Müteahhitimiz Ömral Bey, ne zaman bitecek inşaat? Ağustos. Ağustos biraz geç. Bize veli gelip diyor ki bu okul bitmez diyor. Onun için bu işi, hedefini sen Haziran'a koy. Hadi bilemedin Temmuz'a koy. Öyle değil mi? Temmuz'da bitsin. Ufak tefek yine iş devam etsin de ama şeyde bitsin okul. Okulun mimarisini, inşaatını çok iyi biliyorum. Bizim okullarımızın bütünü proje bittikten sonra ayrıca da güvenlik, okul güvenliği ile ilgili Türkiye'de başlattığımız bir girişim var. Projeyi aynı zamanda onlar da görüyor. Okulun güvenlikli olup olmadığına bakılıyor ve ona bir kurdele veriyor, güvenli okul diyor. Güvenli okuldan sorumlu arkadaşımız da bu, emniyet müdürümüz eski. Şimdi artık eski emekli oldu. Türkiye'nin hemen hemen her okulunda bunu anlatıyoruz. Tekirdağ'da galiba güvenli okulla ilgili de bir... Valilik nezdinde bir çalışma yapacağız. Valilikle birlikte bir çalışma yapacaksınız. Okulun sağlığından güvenliğine her alanda hizmet vereceğiz. Okul güvenliği çok önemlidir. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmuyor. Güvenli bir ülkeyseniz yatırımcı geliyor. Güvenli bir ülke değilseniz gelmiyor. Eğer güvenli değilse çocuk şey içerisinde kendini hissediyor. Kaygı. Kaygının olduğu yerde öğrenme olmaz, yaratıcılık olmaz. Huzurun olmadığı yerde üretim olmaz. İşte eğitim öğretimin iyi ve güçlü olması demek, o ülkede demokrasi var demektir. O ülkede adil paylaşım var demektir. Fakirin torununun yine fakir olmaması için kırılma noktası iyi eğitimdir. Bunları hep anlatacağız. Dağ taş demeden okumak isteyen yetenekli öğrencileri okullarımıza alacağız ve alıyoruz. Hedef belli. Bir okul daha açtık. Şu kadar daha sayıya yaptık. 5 lira daha fazla para kazandık. Kaygısında falan asla artık değiliz. Evet, doğrudur. Dünyanın güçlü okulları markalarından biri olmak istiyoruz. Para da kazanmak istiyoruz. Ama hedefimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüdür, kalkınmasıdır, huzurudur.
Eğitimin olmadığı ülkelere bakın, cehaletten her gün kavga var, insanlar birbirini boğazlıyor. Okulun kalitesini bu şekilde hedeflerimize koyup arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Yerel ortaklarımızla yürüyoruz. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Her zaman yanlarında oluyoruz, destekçileri oluyoruz ve çocuklarımızı bu şekilde yetiştiriyoruz. Ben Tekirdağ'daki bu anlatmaya, tanıtmaya çalıştığımız Bahçeşehir Koleji'nin kurumlarımıza, Tekirdağ, Türkiye'ye, insanlık tarihine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.